Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün oldukça kolay, basit ve çok da masrafsız bir tarifle yine karşınızdayım. Her zamanki gibi kahvaltıda ne yapacağım diye düşünenlere farklı bir tarif hazırlamak istedim. İşte tam da o tariflerden bir tanesi. Evde bulunan bayat ekmeklerimizi değerlendireceğiz. 1 adet bayat ekmek kullanacağım. Tuz, karabiber, pul biber, varsa kekik, 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt ve 50 gram kadar rendelenmiş peynir, kaşar olabilir yine ya da evinizde hangi peynir çeşidiniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Öncelikle geniş bir kaba ekmeklerimi parçalayıp elimle parçalıyorum, bu şekilde atıyorum. Sonrasında ekmeklerimin üzerine tuz, toz biber, kekik ilave ediyorum ve karabiber. Baharatları çeşitlendirebilirsiniz. Bu kısmını sadece sizin damak zevkinize ve hayal gücünüze bırakıyorum. 3 adet yumurtamı da ekmeklerimin ve baharatlarımın üzerine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi hepimizin evinde sürekli bulunan malzemeler. Hazırlaması da oldukça kolay ama inanın çok lezzetli bir tarif. Şimdi de bir bardak sütümü ilave ediyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Büyükçe bir spatula kullanabilirsiniz. Karıştırma işlemi yaparken zaten süt ilave ettiğim için ekmeklerim yumuşayacak. Ve çok kolay karışır hale gelecek az sonra. İyice karıştıralım. Tüm baharatlar, yumurta ve süt birbirine, ekmeklere güzelce ulaşsın. Sonrasında bir tavaya, krep tavası tercih edebilirsiniz ya da herhangi bir tava. Biraz yağ ilave ediyorum. Ben zeytinyağı kullanıyorum her zamanki gibi. Ve kaşık yardımıyla alıp, büyükçe bir kaşık yardımıyla alıp ekmeklerimi düzgün bir şekilde, yani şekil vere vere bastıra bastıra tavamın içerisine koyuyorum. Her ilave ettiğim kaşıkta ekmeklerimi düzeltiyorum. Aralarında boşluk kalmamasını sağlıyorum bu sayede. Orta ateşte pişireceğim. Çok yüksek ateşte pişerse birden yanabilirler. O yüzden tamamen pişmesini, her yerinin eşit oranda pişmesini istediğim için orta ateş kullanacağım. Ben kaşar peynir ilave ettim. Peynirlerimi rendenin iri tarafıyla önce bir rendeledim. Sonra ilk serdiğim ekmek katmanın üzerine kaşar peynirlerimi serdim. Eşit oranda her yere denk gelecek şekilde. Kaşarların üzerine bir kat daha ekmeklerimden koyacağım. Yine ilk seferde olduğu gibi onları da düzgün bir şekilde, düzgün ve eşit bir şekilde tavamın her yerine yayıyorum. Gördüğünüz gibi son hali bu. Üstüne kapak da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bir porselen tabak kullandım. Hava almayacak ve çevirmesi de kolay olacak. Diğer tarafın yine güzel kızarması için tavama bir miktar daha yağ ilave ediyorum. Zaten tavam sıcaktı. Yağın kızmasını beklemeden ben ekmeklerimin bu kez de diğer tarafını tavama yerleştirdim. 6-7 dakika içerisinde zaten tamamen pişmiş oluyor. Arada böyle yapışmasını önlemek adına biraz tavamda hareket ettiriyorum. Sonrasında da gördüğünüz gibi genişçe bir servis tabağını aldım. Sıcak yemenizi kesinlikle öneriyorum ama kalırsa da eğer atıştırmalık olarak gerçekten çok lezzetli oluyor gün içinde de. Kahvaltılarınız için özellikle çok güzel ve çok farklı bir tarif. Çocuklarınız da çok severek yiyeceklerdir, emin olun.